Sayın Ali Gülen, ülkeler arası bilgi paylaşımı, banka bilgilerinin, gelirlerin paylaşımı özellikle başta Avrupa'daki Türkler olmak üzere dünyadaki birçok insanı etkileyecek anlaşılan. Sizin bununla ilgili yaptığınız haberler çok ses getirdi. Bana da oldukça çok sorular soruldu bununla ilgili. Ben bu soruları yansıtmak, size sormak istiyorum bugün. Ama bunun haricinde şimdi ilk olarak bu tam olarak ne zaman başlayacak? 31-12-2020 diyorsunuz. Bunun özel bir şeyi var mı? Yani 1 Ocak 2021 denmiyor. Bunun özel bir nedeni var mı? Yani 31 Ocak 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle şey olan biten hesaplar o tarih itibariyle bildirilecek. Bildirim 1 Ocak'tan başlıyor. Yani 31-12-2020 hesap bilgileriyle paylaşılacak. Denilmek istenen o. 31 Ocak 2020'deki hesap hareketiniz neyse en son o bildirilecek. Ama 1 Peki Ocak 2021'de başlıyor. ne kadar geriye? Yani 2019'un bütün bilgileri mi verilecek, yoksa son 5 yıl mı verilecek, son 1 yıl mı verilecek ve ne kadar geriye eğer talep olması durumunda ne kadar geriye dönük bilgiler verilebilecek? Şimdi Almanya, İsviçre, Fransa, Belçika gibi ülkelere 2020 yılı hesapları bildirilecek. Yani 2020 yılı içindeki tüm hesap hareketleri, dökümleri bu ülkelere 1 Ocak 2021'den itibaren bildirilmeye başlanacak. Yani bir yılın. Bir yıl bildirilecek. Ama o tabii siz o bir yıl şöyle olacak. Ben size tam doğru şeklini anlatayım. Öncelikle Türkiye'deki banka şubeleri kişilerin isimlerine göre hesapları ayıracak. Diyecekler Ahmet, Mehmet, işte Ayşe, Fatma. Bakacak karşılığında birisi Almanya, birisi Fransa, birisi İsviçre. Bu adresi olanları ayıracak ve bunları Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirecek. Gelir İdaresi Başkanlığı da ülkelere göre bu listeyi hazırlayacak. Almanya'nınkini Almanya'ya, Fransa'nınkini Fransa'ya, İsviçre'ninkini İsviçre'ye gönderecek. Sonra buradaki ana merkez Maliye Bakanlığı da bölgedeki maliyelere gönderecek. Yani adresinizin bağlı olduğu maliyelere. Ahmet Bey'inki işte Offenbach'taysa Offenbach'a, Mehmet Bey'inki Zürih'teyse Zürih'e, birinki Stuttgart'taysa Stuttgart maliyesindeki ilgili adreslere gönderecek. Bu tabii süreç alacaktır. Kimin 2 Ocak'ta gelir, kimin 2 Nisan'da, kimin 2 Temmuz'da, kimi de Ekim'de yani ama en son 2021 Eylül ayı sonuna kadar bitmiş olması gerekiyor. Anlaşmanın gereği bu. Peki ben bunu şimdi duydum, duyan bir vatandaşım. Hemen Türkiye'ye gidip hesaplarımı kapatıyorum. O zaman bir kurtulma şansı olabilir mi? Hayır yok. Yani 2020 yılı içindeki tüm hareketler bildirilecek. Şu tarihte kapatıldı diye o da bildirilecek. Peki, Yani sizin kapatmakla bir şeyden kurtulamıyorsunuz. Yani o tarihe kadar işlenmiş bir kayıt varsa, eğer vergiden kaçırılan bir durum varsa veya Almanya açısından vergi sorunu olacak bir şey varsa o zaten gerçekleşmiştir. Yani onu sizi kapatmakla kurtaramazsınız. Öyle bir şey olmaz. Ama işte hesap kapandı. Artık ben işte şundan bundan borç almıştım, ona geri verdim falan gibi bir şey denilebilir bilmiyorum ama yani doğrusu neyse de onu söylemeniz lazım. Peki sistemin nasıl işleyeceğine ilgili doğru bilgiyi ben vatandaş olarak nereden alabilirim? Sistemin nasıl işleyeceğini derken vergilendirme sistemini ben size anlatayım. Şimdi ama bunu zaten ilgili buradaki vergi danışmanlarınızdan ve şeyden alabilirsiniz. Mali müşavirlerden. Şöyle Türkiye'deki sizin hesabınızla ilgili hareketler Almanya'ya bildirdiğiniz zaman Alman maliyesi bağlı bulunduğunuz maliyede size bir yazı gelecek. Bu işte Türkiye'den hesaplar geldi. Siz bunu bize daha önce bildirmemiştiniz ya da bildirmiştiniz. Bildirdiyseniz zaten sorun yok. Bildirmediyseniz bu sefer bir sorun çıkacak. Bu hesaba sürekli bir akış varsa örneğin kira geliri geliyorsa hesaba örneğin emekli maaşı yatıyorsa ve belli bir miktarın üzerindeyse siz bunu daha önce bize bildirmemiştiniz. Ama 5 yıldır 10 yıldır bizde vergi mükellefisiniz ve yıllık beyanname veriyorsunuz. Bu beyannamenizin içinde bu yok deyip bu 5 yıl ya da 10 yıl geriye giderek bunu tekrar hesaba katıp Türkiye'deki ödenen belki faizler ve stopajlar düştükten sonra bir vergi cezası tahakkuk ettirilecek. Eğer emekliyseniz, şimdi bu konuyu özellikle açmamız lazım. Yurt dışından emekli olup işte Türkiye'den de emekli maaşı alanlar. Şimdi yurt dışından emekli olanlar birçoğu 9600 euroluk Almanya'da örneğin yıllık gelirin altında olduğu için yıllık gelirlerin muafiyet sınırının altında olduğu için bunlar Almanya'da vergi vermiyor. Vergi denkleştirmesi yapmıyor.
Ama Türkiye'deki emekli maaşını katınca bu sefer o sınır aşılacak. Aşılacağı için bunlar tekrar vergi mükellefi durumuna düşecek. Yani Türkiye'den aldıkları emekli maaşıyla Almanya'daki aldıkları emekli maaşını toplayarak düşünmeleri lazım. Şimdi böyle bir bildirim olunca yani Türkiye'nin yurt dışında yaşayan insanların hesaplarını başka ülkelere vermesi bildirimi olunca emekliler de büyük sıkıntı yaşayacak. Herkes şunda yanılıyor. Sadece Almanya'da veya yaşadıkları ülkede sosyal yardım, emeklilik yardımı ya da işsizlik yardımı alanlar değil. Tabii onlar da bir sıkıntı yaşayacak ama daha çok emekliler, normal çalışanlar, bir kere vergi birimi değişecek. Vergi matrahları artacak. Sakladığı için vergi cezaları gelecek ve belki de vergi kaçırma suçlanması nedeniyle haklarında suç duyurusunda bulunulacak. Peki vergi kaçırmamış ise yine de bildirmediği için herhangi bir ceza söz konusu olabilir mi? Yani bildirmemenin cezası geriye dönük olarak vergi hesabı olur. Yani 5 yıl geriye dönük, 10 yıl geriye dönük. Kendisi tespit ederse 10 yıl, siz kendinizi ihbar ederseniz, kendiniz bildirirseniz 5 yıl geriye dönük olarak. Diyelim ki Türkiye'de atıyorum yıllık 70 bin TL paranız geliyor olsun, kazancınız olsun. Tamamen salladım yani. İşte bu neden olabilir? Kira gelirinden olabilir, emekli maaşından olabilir, başka bir şeyden olabilir. Danışmanlık yapıyorsunuz ondan olabilir. Veya işte bir borsada para yatırdınız oradan geldi. 5 yıl boyunca bunu bildirmediyseniz o zaman bu 5 yıl geriye dönük olarak bunun sizden şeyi istenecektir. Türkiye'de bu parayı ne karşılığında aldın, ne kadar oraya vergi ödedin. Şimdi biz, senin oradaki vergi matrağın %12 ama burada %27. O zaman bu artan %27'nin işte 13 ve 15 farkını bize ödeyeceksin. Ondan sonra ayrıca 5 yıl geriye dönük olarak faizini de ödeyeceksin diye. Peki Türkiye aslında bu kendi vatandaşının aleyhine olan bu uygulamayı sizce neden kabul etti? Bence burada büyük bir hata var. Şöyle sanıyorum benim Ankara'dan edindiğim izlenimler. Yani bu anlaşmayı yaparken birincisi kara parayla mücadele, ikincisi para hareketlerinin takibi asıl amaç. Ama Türkiye'ye göç veren bir ülke, yurt dışındaki vatandaşın düşünmesi lazımdı. Orada sanıyorum düşünmüşlerdir ama bürokratların şu hatası oldu bence. Efendim aramızda ikili sosyal güvenlik anlaşması var ve aramızda çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması var. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması gereği bir ülkede vergi veren diğerinde vermez. Çünkü çifte vergilendirme yasaktır diye bir şey düşünmüş olabilirler. Halbuki öyle değil. Çifte vergilendirme yasaktır diye bir şey yok. Çifte vergilendirme önleme anlaşması bir ülkede ödenen vergilerin diğer ülkedeki vergiyle karşılaştırılması, aradaki farkın diğer ülke tarafından tahsil edilmesidir. Ayrıca yurt dışında yaşayan insan yurt dışında yaşadığı ülkede tam vergi mükellefidir. Kendi emlak varsa emlağın bulunduğu, para varsa paranın bulunduğu ülkede ise dar mükelleftir. Yani tam vergi mükellefi olduğunuz ülkede sizin bütün kazançlarınızı bildirmeniz ve vergilerini vermeniz lazım. Bunu yapmıyorsanız zaten sorun var demektir. Şimdi Türkiye'deki bu yanlış kanaat neticesinde yurt Avrupa'daki veya bütün dünya çapındaki sadece Avrupa değil 107 ülkedeki yaklaşık 6 milyon Türk'ün büyük sıkıntı yaşayacağı bir gerçek. Bunların hesaplarının bildirilmesi halinde bunlar bir vergi kaçırma suçlamasıyla karşı karşıya kalacak. Ek vergiler çıkacak. Sosyal yardım alanlar, çeşitli hileli işler yapanlar Türkiye'de parası olduğu halde bunu gizleyip çeşitli devlet yardımları alanlara dolandırıcılık davası açılacak. Ve bunun sonucunda da Türkiye'den bu hesaplarda büyük kaçış olacak. Bir etkisi de odur yani. Türk ekonomisi zaten zorda. Yani dörtte biri falan kaçarsa 30 milyar euroluk bir para. Bu parayı Türkiye'deki bankaların ödeyebileceğini de sanmıyorum ben doğrusunu isterseniz. Evet, birçok insan Türkiye'de hesabını kapatabilir. Veyahut da tabii hesap açmayı düşünenler bundan vazgeçecektir büyük bir ihtimalle. Evet, evet. Yani şimdi yani kitlesel halde bir hesap kaçışı olursa Ankara'nın bunu önlemesi lazım. Yani bu anlaşmaya bir şekilde yürürlük maddesini kaldırması veya bir şekilde bir bahaneyle durdurması lazım. Yoksa 30 milyar euroluk bu Türk bankalarından bir kaçış olur. Bu da Türk ekonomisini çökertir. Peki ben diyelim ki Türkiye'de bir bankada hesap açtım. Fakat kendi ikametimi yurt dışına olarak göstermedim. Türkiye'deki herhangi bir adresi vermiş olabilirim. Orada evim olabilir, çok yakın bir akrabam olabilir. Bu durumda ne oluyor? Ben prosedürü çok iyi bilmediğim için.
Şimdi şöyle diyelim, yani siz konsolosluğa gidip işlem yapmaya çalıştığınız zaman kimliğinizi veriyorsunuz. TC kimlik numaranızı girince sizin adresiniz tak diye çıkıyor. Merkezi sistem. Şimdi ancak Türkiye'de gidip kimliğinizi verirseniz veya taramanızı yaparlarsa işte Ayşe Hanım, Fatma Hanım ya da Ali Bey diye o TC kimlik numarasıyla tarama yaptıkları anda adres çıkacaktır karşılarına. Çünkü merkezi sistem, herkes orada görüyor adresi. Ama bunun dışında yeniden bir ikametgahla Türkiye'de hesap açıldıysa veya hesap Türkiye'deki birinin üzerindeyse zaten Türkiye'deki birinin hesabı yurt dışına bildirilmeyecek. Yurt dışında adresi görünenlerin hesapları yurt dışı maliyeleri bildirilecek. Yani bunun vatandaşlıkla da bir ilgisi yok. Kişinin rızasıyla da bir ilgisi yok. Ben istemiyorum, bildirmeyin de diyemiyorsunuz. Efendim ben Alman vatandaşıyım, Fransız vatandaşıyım, İsviçreli vatandaşıyı bildiremezsiniz de, diye bir şey de yok. Yurt dışında yaşayan finansal hareketleri, bu ortaklık olabilir, borsadan para kazanma olabilir, paradan para kazanma olabilir, saklama hesabı dediğimiz olabilir, döviz tevdiat hesabı olabilir, her türlü hesap olabilir ve banka hareketlerinin tamamı yurt dışı maliyesine bildirilecek. Peki bu işten Ali Bey en çok kim kârlı çıkıyor? En zararlı Türkiye ve Türk vatandaşları çıkacak. Zararlı çıkanı söyleyeyim ben size. En kârlı da Almanya çıkacak. Almanya şu anda daha önce hiç bilmediği, farkında olmadığı 10 milyon hesabı ele geçirmiş durumda. Bu İsviçre, diğer ülkelerde, Liechtenstein gibi ülkelerde ve diğer ülkelerde parası olan Almanların. Şimdi 3,5 milyon Türk var Almanya'da. Bunların Türkiye'de yatırımları var, hesapları var. Buna karşılık Türkiye'de yaşayan yerleşik 30 bin Alman var. Yani siz Türkiye olarak 30 bin Alman'ın Almanya'daki hesaplarını alsanız ne olur, almasanız ne olur? 3,5 milyon Türk'ün hesaplarını oraya verirseniz çok büyük bir facia olacak demektir. Ve tabii bu işten de bu konularda profesyonel olan Alman maliyesi kaçınca çıkacak. Peki yurt dışındaki Türkler herhangi bir önlem alabilirler mi? Yani bunun alınacak önlemi şu. Birincisi yani Ankara ile yoğun bir şekilde temasa geçip baskı kurup yani bu kararın uygulanmasını ertelemek, zaman kazanmak ve her şeyi düzene sokmak daha sonra. Yani ikincisi vatandaşı muaf tutmak, artık bu olabilir mi bilmiyorum yani yurt dışı vatandaşını. Çünkü burada amaç küçük insanların birikimleriyle uğraşmak değil, kara parayı önlemek. Yani sizin bankaya yatmış paranız helal para, o kara para değil. Kara para başka bir şey yani, uyuşturucudan gelir, işte kaynağı belli olmayan bir yerden gelir ama sizin bankanız, yani buradaki insanların paraları bankada zaten, bir yani orada bir ticari faaliyetten ya da emeklilikten gelmiş olabilir. Yani bu yasanın amacı bu da değildi. Biz şimdi Türkiye bir hata yaparak yasada amacından sapmış oldu. Yasanın amacı işte Berlin'de yaşayan veya işte Fransa'da yaşayan Ahmet Bey'in Türkiye'deki küçük birikimlerini görmek değildi ki, kara parayla mücadele ve parayı takip ederek uluslararası şebekelerin büyük paralarla oynamasını engellemek, bunu takipat altına almaktı. Ama şimdi Türkiye buna hesapsız kitapsız şekilde imza atınca olay kara paradan saptı. 6 milyon Türk'ün Türkiye'deki hesaplarının başkalarının eline geçmesine dönüştü. Yani çok yanlış bir yere de gitti. Şimdi böyle olunca şimdi siz offshore hesaplarını, yurt dışındaki offshore hesaplarını isteyeceksiniz ama karşılığında kendi vatandaşlarınızın, masum vatandaşlarınızın küçük hesaplarını oraya vereceksiniz. Yani bu olacak şey değil. Yani bir tarafta yani Türkiye'de işte ne bileyim ben yurt dışından para kaçıran zenginlerin, milyarderlerin, onasislerin veya eski şeylerin milyonlarla oynayan insanların hesapları yok ki. Türkiye'de normal gariban yurt dışında yaşayan, temizlik işi yapmış insanların biriktirdiği paracıklar var. Yani siz bunu verip bir de Almanlar insanları Alman maliyesini kucağına atmanın bir anlamı yok ki. Çok saçma oldu yani. Öyle saçma sapan bir yere gitti ki. Bunu nasıl çözecekler ben de bilmiyorum. Ama anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanlığına bu konu iletilmiş. Sözcüğünün yazı dizisi de önlerine konulmuş. Yani onların reaksiyonunda böyle şey olmaz, bir hata olmuş. Bunu nasıl düzeltiriz şeklinde duyumlarıma göre. Sanıyorum bir çözüm yolu arayacaklar. Aramazlarsa vatandaş komple yani zor durumda kalacak. Ve güven de sarsılmış olacak. Hesapsız kitapsız şekilde Ankara bürokrasinin yaptığı hatanın şeyini hepimiz çekeceğiz yani. Peki aynı şekilde Türkiye'deki Türklerin de işte İsviçre bankalarında veyahut da Almanya'da yurt dışındaki paraları da tabii ki Türkiye tarafından öğrenilecek değil mi?
Tabii öğrenilecek. Ama yani attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değecek mi bilmiyorum yani. Oradaki 500 zenginin hesabını ben öğreneceğim diye 6 milyonu feda edeceksiniz. Şimdi ya, bu anlaşmayı durdursanız bu sefer o bilgileri de siz alamayacaksınız. Çünkü onlar da durduracak. Yani karşılıklılık ilkesi gereği. Yani o zaman bir mantıklı bir şekilde düşünüp düzgün bir şekilde işte benim yurt dışındaki vatandaşlarım, normal sıradan vatandaşlarım bir miktar belki konur. Ne bileyim 5 milyon euronun üzeri denir veya ne bileyim ben 3 yıl 5 yıl geçiş süreci denir. İşte Türkiye'deki ekonomik kriz nedeniyle bunu bilgi vermeyi erteliyoruz denir. Ama bunu yani bir çözüm bulması lazım, mantıklı bir çözüm. Bu çözüm de öyle bir çözüm olması lazım ki yurt dışına kaçırılan offshore hesaplarını da alabileceksiniz. Yani hem siz bilgi vermeyeceksiniz hem alabileceksiniz. Biraz zor da olsun isterseniz ama yani şu aşamada bir çözüm yolunu Ankara zorlayacak gibi görünüyor. Tabii unutmayıp maddi olarak üzerine de bizim de gitmemiz lazım. Bunlara biraz yardımcı olalım ki yapsınlar bu işi. İnşallah. Peki bilinmesi gereken herhangi başka bir bilgi var mı bu konuyla ilgili? Çok çok soru geliyor. Tabii en çok sorulardan birisi benim işte Türkiye'de iki tane evim var, kira gelirim var, bildirilecek mi? İşte benim Türkiye'de emekli maaşım var, özellikle emekliler tedirgin, bildirilecek mi? Yani evet, hesabınız olduğu sürece bildirilecek. Yani onu söyleyeyim. 1000 doların üzerindeki her şey hesap, her şeyi bildiriliyor. 1000 doları aşan her hesap bildirilecek. 1000 doların altındaki hesap varsa, hesaplar da hareketliyse, yani yıl içinde işlem görmüşse, 100 çektiğiniz 50 yatırdınız, bir yerden 25 geldi, bir yere 75 gitti gibi hesap hareketleri varsa onlar da bildirilecek. Peki, şu aşama için söylüyorum. Yani durdurulur ya da ertelenirse bir şey diyemem ama uluslararası bir anlaşmadır. Öyle tek kafanıza göre de ben bunu durdurdum, erteledim, hadi hop uygulamıyorum diyemiyorsunuz tabii. Peki şimdiye kadar bildirmiş olanlar ek vergi ödüyor muydu zaten? Şu ana kadar bildirilmiş olan yok. Slovenya var. Slovenya'ya bildirildi. Bir de şeyi kastediyorum. Daha önce vatandaşın kendisi işte benim şuradan gelirim var ya da burada param var diye. Onlar ek vergi ödüyor muydu? Tabii. Şimdi diyelim ki siz yılda 25 bin euro para maaş kazanıyorsunuz. Para kazanıyorsunuz Almanya'da. Brüt veya net. Yani vergiye tabi kazandığınız 25 bin euro. Türkiye'den de toplam 25 bin TL geliriniz var. Bunu euro bazına çevirip bu 25 bin euronun üzerine konuyor. Ondan sonra vergi hesaplaması ona göre yapılıyordu. Peki benim şu anda aklıma gelen henüz başka bir soru yok. Eğer sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa. Yani bu işte bir söylediğimiz gibi belki oradan şey yapılabilir. Bu hata Türkiye'de hesap kapanmalarına ve yeni bir ekonomik krizi tetikleyebilir. Türkiye'nin bu işe bir an önce önlem alması lazım. Peki. Ve bu durumdan hem vatandaşı kurtarması lazım hem kendisini kurtarması lazım. Ve sıradan vatandaş, normal gariban vatandaş çok büyük acılar çekecek bu işten. Başları derde girecek, hiç hak etmedik herhalde. Bunun bir an önce çözüm yolunun bulunması gerekiyor. Evet, zaten yurt dışındaki, Avrupa'daki Türkler birazcık hemen her konuda... Şimdi şöyle bir durum var. Yani bunu ben biraz da anlıyorum. Çünkü Türkiye'nin Avrupa'ya bakış açısı Avrupalı Türk'ü tek olarak görüyor, gurbetçi olarak görüyor. Yani İsviçre'deki gibi sosyal güvenlik kurumu hariç diyeyim. Almanya'yı Almanya'daki gibi görmüyor. Bir kanun çıkardığı zaman dolayısıyla böyle görüldüğü için bir kanun çıktığı zaman otomatikman herkesi etkiliyor. Ve %90'ını etkiliyor. Şimdi Türkiye'de kanun çıktığı zaman ne bileyim o kanun ilgili vatandaşları etkilerken yurt dışına ilgili bir emeklilikle ilgili bir yasak çıkartılıyor. Herkesi etkiliyor. Vatandaşlıkla ilgili bir yasa çıkartıyor, herkesi etkiliyor. Ankara bunu henüz daha öğrenemedi. Yurt dışındaki Türkleri tek görüyor, gurbetçi diye. Çünkü çok çeşitlilik var. Ülke ülke çeşitlilik var, bölge bölge çeşitlilik var, ekonomik farklılıklar var. Kitlesel olarak gördüğü ve kitlesel olarak kararlar da kitlesel olduğu için bir yanlış olunca herkesi etkiliyor. Bir doğru olunca da herkesi etkiliyor. Bu yüzden de siz de onu demeniz normal. Yani yurt dışındaki Türkler hep böyle şeye düşüyor diye. Çünkü bu yanlış kararların ayrıntıları bilmemenin sonucu. Bilseler ayrıntıları yani o zaman daha özele dönük, daha insanların özel şeylerini etkileyebilen doğru kararlar verilir. Yani şimdi öyle bir geçenlerde emeklilikle ilgili öyle bir şey çıkardılar ki ben yurt dışında çalışmayı serbest bıraktım. Ya işte neyi serbest bıraktım? 450 euroya kadar çalışmak serbest. Yani 450 euroya kadar çalışmak serbest. Ben 7 bin euro iş buldum. Sana yasak. 7 bin euro iş yasak, 400 euro işte çalışmak serbest.
Ya benim yurt dışındaki Türk'ün 7000 euroluk işte çalışması mı Türkiye'nin lehine, 400 euroluk işte çalışması mı Türkiye'nin lehine? Yani böyle saçma sapan bir şey. Yani nasıl düzeltir bilmiyorum ama biraz daha mantıklı hareket edilmesi lazım. Herkes de sanıyor ki 450 euroya bize lütuf bulunda biz 450 euroya kadar çalışacağız. Yani Allah aşkına kaç Türk çalışıyor 450 euroya kadar? Ya kim geçindirebilir evini 450 euroyla? Ya 1500 euroluk iş buluyorsunuz, çalışamazsın. Çalışırsan Türkiye'deki emekliliği keserim. 450 euroluk iş bul, çalış. Yani sen temizliğe git, başka iş yapma diyor yani.